Merhaba Cycling TR. Azerbaycan turunun 4. günündeyiz. Kraliçe etabımız var bugün ve yanımızda da kralımız var. Dağların kaplanı Nazım Bakırcımız. Nasılsın Nazım? Bugün hastalığın nasıl gidiyor? Hastalığım gün geçtikçe daha iyi oluyor ama istediğim performansı şu anda sergileyemiyorum. Çünkü ilk gün önce 39'lara kadar çıkan bir ateş vardı. Doktorla müdahale ettiler. Dün için yarışa çıkmamamı söylediler ama forma bizdeydi. Onu korumamız gerekiyordu. Haliyle Mustafa da yarışı bırakmak zorunda kaldı. O da hastalandı. İlaçlarla yarışa çıktık. Güzel de bir sonuç oldu. Formayı hala koruyoruz. Akşam ateşin çıktı mı tekrar? Evet, yine çıktı. Parasetamol kullanıyoruz onun için. Hı hı. Ateşi düşürmek için. Zaten. Evet, sesimden de bellidir zaten. Sergide de başladı. Bakalım nereye kadar artık. Sergide de başlaması kötü oldu. Çünkü şimdi bugün Kraliçe etabı ve gerçekten çok zorlu. Yine Kafkas dağlarını geçeceksiniz. Bugün için nasıl hissediyorsun? Performansın nasıl? Bu kadar rahatsızlığın arasında gidebilecek misin? Tırmanabilecek misin? Dün bitirmen bizim için mükemmel bir hediye oldu. Normalde Türkiye turundaki performansım olsa bu etap tam benlik bir etap. Sonunda yokuşu var ve kazanabileceğim bir etap. Zaten buraya ben kazanmaya gelmiştim. Olmadı. Hastalandım. Bunun yüzünden performansım çok inanılmaz derecede düştü. Şu an kendimi çok bitkin hissediyorum aslında ama elimden geleni yapmak zorundayım çünkü forma bizde. Bugünkü etapta yapacağımız şey Sergey'in formasını koruyabilmek için uğraşacağız. Çok fazla zaman açtırmadan önden küçük bir grup salıp onların çok fazla zaman aşmadan yokuşa kadar gelmelerini sağlayacağız. Daha sonrasında da zaten finişe ulaşacağız. Nazım bisikletin üstünde 5, 13, 155, 36 numaralarını görüyorum. Gidonun üzerine yapıştırdın. Bunlar nedir? Burada bu ilk 5 sporcunun numarası var. Bu 5 sporcu en tehlikelileri. Genel yani sıralama genel sıralamada 1 dakika sergeyle maksimum 1 dakikaya kadar olan sporcular. Hı-hı. Daha sonrasında ikinci bölüme geçiyoruz. 25, 161, 152, 104, 34. Bu sporcular 4 dakikaya kadar zaman farkı olan sporcular. Daha sonra bir bölüm daha var. O da 173 ve sonrası. Bunlarda sorun yok. Bunlar istedikleri gibi gidip gelebilirler. Yani sporcular. Evet, bu bir mesela 1 dakikalık zaman farkı olan 5 numara diyelim atak yaptı. Bunu görüp yarış içerisinde hemen stratejiyi belirlemek için. Tabii. Bu numaraların hepsini aklımızda tutamayacağımız için yarış içerisinde bu sporculardan bir tanesi atak yaptığı zaman hemen oraya müdahale etmek zorundayız. Çünkü genel klasmanı kaybetmek istemiyoruz. Bu ilk 5 sporcu bizim için çok önemli. Bunlar kaçtıkları zaman o grubu yakalamak durumundayız. Hiçbir şekilde önden bırakmak gibi şansımız yok. 10 saniye, 20 saniye de olsa fark hiçbir şekilde yok. Olur, bu bisiklet sporu herhangi bir şey olabilir. Kaza olur, lastik patlar Sergey'in. Bu riski göze almamak için bu 5 sporcuyu özellikle hiçbir şekilde önden bırakmamak için uğraşıyoruz. Bir de biraz önce bir kopya kağıdı vardı. O nedir? Nasıl bakıyorsun yarış içerisinde etap profiline? Kopya kağıdım burada. Göstereyim burada size de. Bu yarışın nasıl söyleyelim? Navigasyon gibi yani. Bir nevi navigasyon gibi. Yarış içerisinde bazı yerlerde çok zor olmayan bölümlerde çıkartıyorum. Bakıyorum buradan ileride ne gelecek? Yokuş mu gelecek? Sprint mi gelecek? Veya düzlük nerede? Yemek nerede? Fizzon noktası nerede? Ona bakıyorum. Özellikle de yokuşların, tırmanmaların nerelerde olduğunu bundan daha iyi görebiliyorum. O yüzden bunu yanımıza alıp kesip alıyoruz. Buradan takip ediyoruz neyin ne olduğunu. Bir nevi yolumuzu buradan çiziyoruz yani. Nazım, finişte seni bekliyor olacağız. Dağların kaplanı bu sefer Kafkas Dağları'nda. İnşallah. Başarılar dileriz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bizi buraya kadar geldiniz, bizi yalnız bırakmadınız. Ben de size teşekkür ederim, sağ olun.